Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yengeç burçlarını 12-19 Kasım haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Keyifli güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz bol olsun. Yükselen yengeç güneşi yani kendini ifade ettiği alandaki yengeç burçlarımız bu hafta bakalım falınızda neler var. Bir de videonun sonunda astrolojik olarak da gene gökyüzünün yengeç burçlarını nasıl etkilediğiyle alakalı bazı bilgileri de sizinle paylaşacağım. Ve bu haftamız arkadaşlar aile konularında ne var ya? Biz onları bir atalım şöyle. Öyle geri dönmek yok. Aile ilişkiler bu haftanın ana konuları arkadaşlar. Para pul geliyor. Sadece bakalım bizim kalbimizi, gönlümüzü nereden kıracaklar ya da alacaklar. Bayağı ilginç burası. Oho, neye bakıyoruz böyle? Hafta başı bir konuya odaklanmış görünüyoruz. Kafamızın içi böyle vıcır vıcır. Pazartesi demeyelim de salı diyelim arkadaşlar. Salı bir mevzu, bir konu, mesafeli, aile içerisinde bir durum. Bir süredir beklenti içinde olduğunuz bir konuyla alakalı bir haber alma ya da o konunun önünüze düşmesi söz konusu olabilir. Ama böyle gıcık eden bir mevzu yani hani böyle kafamızda böyle diken diken olmuş kafamız. Kalp kırıklığı yaşadığımız bir konu yalnız bu. Ve bu kalp kırıklığıyla alakalı karışık bir süreçten böyle uzak durmaya çalışmışız. Ve bu haftada aslında pazartesi, salı bu konularla alakalı haber, mesaj, bir kişiden duyum alabilirsiniz. Sizi rahatsız eden, huzursuz eden bir kişiden haber alma görselleri var. Burada böyle dikenlerin böyle tüylerin diken diken olması diyemedim. Tüylerimizin diken diken olduğu, gene mi sen falan böyle gibisinden bir durumla ilgili haber alacağız. Bu böyle inişli çıkışlı olan bir mevzu ve burada kenarda durmuş, girsem mi girmesem mi, bu konuyu atlasam mı atlamasam mı dediğimiz bir salı var. Atlamayın. Çünkü burada aslında ayaklarına dolanmış bir kişi böyle oraya savuruyor kendini, buraya savuruyor. Hane içerisinde ya da aile efradatı ya da sevgiliniz olabilir belki ama gidiyor ama sarhoş gibi gidiyor. Siz onun arkasından onu uyarmaya çalışıyorsunuz fakat uyarıları almaz. Kafasını dikmiş bir kişiyi arkasından izliyor, gözlemliyor, takip ediyor olarak çıkıyorsunuz. Ne zamana kadar? Cuma'ya kadar diyebilirim arkadaşlar. Bir kişiyi sanki önünüze almışsınız, onun yolunu yapmaya, onu düz bir yolda ilerlemesi için emek veriyor. Görsellerinde çıkıyorsunuz. Bu bir hafta sonu, cuma, cumartesi günü bu konuda bir kişiden destek alarak bu kişiyi durduracaksınız. Bir dakika kendine gel diyeceksiniz ama bu hafta o kişinin ikilemleri ve böyle inişli çıkışlı konularıyla uğraşırsınız. Bir kişi sizi uğraştıracak sözün özü. Bunun haricinde burada şey görsellerimiz de var. Bir rahatsızlık yaşanabilir. Çarşamba günü dikkat edin. Çarşamba, Perşembe, Cuma 3 gün yatak görseli var. Hanede bir kişi hastalanması daha çok eşe çok yakın görünüyor. Yani evli bir çiftin evinde olacak bir rahatsızlık gibi görünüyor. Bu böyle yatarak geçecek bir rahatsızlık. Sanki böyle önüne yemeğini götüreceksiniz. Hani grip mi oldu diyeceğim, soğuk algınlığı mı gibi bir durum. Tabii ki düzelecek ama burada 3 gün direkt yatan bir kişiyi mücadele edebilirsiniz. Onunla uğraşabilirsiniz. Görselleri de var. İlişkilerde kalp kırıklığı en tehlikeli gün. Çarşamba, Perşembe diyebilirim. Burada bakın görüyorsunuz şurada koyu renkte bir kalp görselimiz var. Bu aslında iki kişi arasında iletişimden dolayı yaşanacak bir kavgayı gösteriyor. Ve burada havada kalacak konuşmaların hiçbir şeye oturmayacağız. Sen söyledin, ben söyledim, sen dedim, ben dedimlerle böyle bir kalp kırıklığı yaşayacağınız görselleri var. Tabii ki bu kalp kırıklığı da aslında çok uzun sürmeyecek. Hafta sonu sakinliğe bırakıyor kendini ama burada sanki bir kişiyle siz kavga ediyorsunuz ama onun yanında da birisi var. Aslında siz onunla değil de onun yanındaki insanla mı acaba kavga ediyorsunuz diye düşündürttü. Çünkü önünüzde bir kişi varken onun arkasındaki bir kişiyle de aynı kalp kırıklığını ya da sorunu yaşadığınız ya da yaşayacağınız görünüyor arkadaşlar. Burada biraz eskiden bugüne getirilmiş konuların gün yüzüne çıkabileceği hani dallanıp budaklanmış zamanında da tekrardan böyle bir dal çıkarmış görsellerinde çıkıyor. Yaşanabileceği görselleri var. Hafta sonunu sakin, kısa yol, uzun yol demeyelim, kısa yol. Hatta cumartesi günü bir yolunuzu iptal edebilirsiniz. Bir kişinin hatta iki kişinin önünde durmuş hayır dediğiniz, gitmek istemediğiniz bir alanda var. İş ve para konuları sakinliğini koruyor. Bu hafta işten iyi haber alma ya da işinizin rast gitmesi,
Ya da yeni iş teklifi ile alakalı salı çarşamba gidip konuşacağınız yerler olabilir. Bu hafta yengeçlerin aslında parasal konularda falımıza göre önü açık. Daha doğrusu olanı bu haftada yaşarsınız. Burada önünüze çıkacak bir engel, ani bir sıkıntı yok. Olanın devam ettiği, bazı yerler silik ama olanın devam ettiği ekstrem bir durumun yaşanmayacağı görselleri var. Mücadelede yolumuza devam edeceğiz. Peki buradan neler çıkacak? Şöyle şuradan da bir bakalım. Kim tutmuş bizi ayaklarımızdan? Sanki bir yere gitmek istiyoruz. Bir yerden bir evrak almak istiyoruz da bir kişi engelliyor bizi. Bunlar biraz parasal konular da olabilir tabii ama arkadan arkaya böyle bakın şurada elimizi bir yere uzatmışız, gitmeye çalışıyoruz ama burada bir yük ayaklarımızla birlikte bizi böyle aşağıya bastırıyor. Bu işten izin almak anlamına da gelir. Hani böyle bir işten bir izin alayım, ailemle olayım dersiniz ama burada pazartesi salı baskı görürsünüz. Sonrasında rahatlarsınız. Burada iş konuları pazartesi salı biraz karışık olabilir. Sonrası da biraz karışık ama ana konu pazartesi salı parasal konularda bir çözüm, bir olgunlaşma süreci. İki partide, iki mevzuda bir tanesinin önü açık ama diğeri çok karışık olduğu için bu hafta çözemeyeceğiniz bir para mevzusu olabilir. Bir tanesi biraz küçük ama o çözülüyor, görselleri var. Bakın burada geçmişten aldığınız konuları sanki önünüze koyuyorsunuz. Hani zor olan bir şeyi de başarmak isteyeceksiniz. Çok çetrefilli görseller var. Çevreniz çok dolu ama hafta sonunun rahat olması iyi haber ya da elinize attığınız konularda güzel cevaplar alacağınızı gösteriyor. Hani içerisinde bakın hem rahatlık var hem kendinizi çekelediğiniz aslında bireysel mücadele yapacağınız konular olabilir. İlişkilerde mesafe bakın gene burada da var. Şurada kalp kırıklığı dedim ya falda görünen de hani şu sıkıntılı alan. Burada iki tarafın da belirsiz ve fevri konuşmalarından dolayı ilişkilerde sıkıntı yaşanabilir. Tek olanlar tek, yeni aşk, ilişki, birliktelik görselleri yok. Aile içerisinde elinizle çabalamaya devam, milleti beslemeye devam edeceğiz. Millet dediğimizde çocuklarımız tabii yani kötü demeyeyim ayrı konu ama bir şekilde onların da hayatları bize bağlı bayan olarak konuştuğum zaman tabii ki. Şimdi astrolojik olarak neler var yengeçler? Astrolojik olarak bir kere kendimizi güzel hissedeceğiz. İyi hissedeceğimiz, ruhumuza iyi gelecek bir hafta diyebilirim. Özellikle çocuk evinde olan bir başlangıç yapıyoruz yani. Şöyle söyleyeyim, yükselen yengeç ya da güneşi yengeç olanların daha çok çocuk, aşk, ikili ilişkiler ya da kendimizle alakalı konularda şanslı olduğumuz bir hafta. Burada daha çok böyle bir çekişeceğimiz alan, kardeşler, yakın akraba, dost, hani komşu diyeceğimiz alanla zaman zaman çekişmeler yaşayabiliriz ama bu çekişmeler kırıcı, üzücü çekişmeler değil. Biraz takılan ya da takıntılı kişilerle uğraşma durumumuz olabilir. Sosyalleşeceğimiz ama çok para harcama riskimizin olduğu bir hafta haberiniz olsun. Hani çocuklardan ötürü para harcamamak çok mantıklı ama ne kadar tutarsanız bilemem. Bir de burada iletişim dilimiz çok yoğun. Aktif bir şekilde telefonla görüşme, insanlarla grupsal çalışmalar yapma, işte ne bileyim eğitim hayatıyla alakalı da aslında aktif güzel haberler, içinizden geçenin başlamak istediğiniz hobi gibi hobi tarzı şeyleriniz varsa bunlarla ilgili başlangıçlar için çok güzel bir hafta diyebilirim. Yani tuttuğunuzun devamı gelir, yarım kalmaz görsellerinde çıkıyor. İş para derseniz dediğim gibi arkadaş çevresi, sosyal topluluk, gitme gelme alanlarında Jüpiterimiz oturacak boğada, bu bize para da harcatır, yemek de yedirir arkadaşlar. Bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor, sözün özü. Gördüklerimi paylaştım. Gökyüzü olarak bize neler yansır bu hafta onları da size anlattım. O yüzden benden bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Özel kahve falı bakımıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.